İslam ahlakına göre giyinmek. Giyim kuşama haddinden fazla özen göstermek uygun olmadığı gibi tamamen ihmal etmekte uygunsuzdur. Zahiri şahsiyet ve kişilik temiz elbiselerdedir denilmiştir. Ayşe radıyallahu anha'dan hikaye edildiğine göre adamın biri Peygamber Efendimize geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamın perişan haline bakarak Malın var mı? ya da ne kadar malın var diye sordu. Adam da peygamberimizin bu sorusunu Allah bana her türlü maldan verdi diye cevapladı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala bir kimseye ihsan ve ikramda bulunduğu zaman o nimetin izini onun üzerinde görmek ister. Tirmizi, Ömer İbni Hattab radiyallahu an şöyle demiştir. İki tip giysiden sakının. Biri çok şöhretli giysi, diğeri de küçümsenen giysidir. Zengin, kendi durumuna göre giyinmeyip de fakir gibi giyinirse bu cimrilik ve pintilik anlamına gelir. Yüksek mevkide olan kimse kalkıp aşağı mevkideki insan gibi giyinirse bu zillet ve aşağılık demektir. Fakir kimse de kendi durumunu dikkate almaksızın zengin gibi giyinirse israf ve saçıp savurma olur. Giyim kuşam konusunda bilinen örf ve adete bağlı kalmak ve belirli sınıra itibar etmek insanın aklının en büyük delili ve kınanmaya en çok engel olan husustur. Şu da bilinmelidir ki ifrat ve tefrite kaçmadan giydiği elbiseye dikkat etme konusunda insanın dengeli bir halde bulunması kişilik şartlarındandır. Çünkü giyside dengeli hale riayetsizlik ve kontrolsüzlük, aşağılık ve zillettir. Çokça riayet edip bütün gayreti elbise özenine sarf etmekte düşüklük ve eksikliktir. İmam Maverdi, edeb Dünya ve Din, sayfa 757-760, 1 Mayıs Mevlana Takvimi